Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta nerede kalmıştık? Toprak çeşitlerinde kalmıştık. Toprak çeşitlerimiz neydi? Zonal topraklar, introzonal topraklar ve azonal topraklardı. Bunlar neydi arkadaşlar? Dış kuvvetlerin etkisiyle ve ana kayanın etkisiyle oluşan topraklarımızdı. Zonal topraklar neydi? Zonal topraklar dış kuvvetlerin etkisiyle oluşuyordu. İntrazonal ve azonal topraklar ise ana kayaydı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Zonal toprakları tek tek inceledik. Hepsinin ne olduğunu, nerelerde görüldüğünü, dünya üzerinde nerelerde görüldüğünü, hanginin verimli, hangilerinin verimsiz olduğunu, üzerlerinde nasıl tarımlar yapıldığını ve yetişen ağaç tiplerinin nasıl olduğunu, iklimle ilişkisini ilişkilendirerek, biçimlendirerek ne yaptık arkadaşlar? Bahsetmiştik. Neydi bu zonal topraklar? Laterit, kırmızı Akdeniz, kahverengi, kestane renkli, Potzol toprakları, Çernezyon, çöl ve tundra topraklarıydı arkadaşlar. Değil mi? Bunların içinde en verimsiz olanları, üzerinde tarım yapılamayanlar neydi? Tundra, çöl topraklarıydı. Diğerlerinin üzerinde iklime bağlı olarak tarım yapılabiliyordu arkadaşlar. Şimdi introzonal topraklara geçiyoruz. İkincisi introzonal topraklar. İntrazonal topraklarımızda kalmıştık. Halomorfik toprak demiştik arkadaşlar. Halomorfik toprak. Bir havzada tuzlu toprak, çok fazla tuzlu ve sulu toprak demek arkadaşlar. İçerisinde fazla miktarda kalsiyum karbonat yani kireç taşı bulunan, tuz birikimi bulunan topraklardı arkadaşlar. Buharlaşma sonucunda ne yapıyordu arkadaşlar bunlar? Halomorfik topraklar buharlaşma sonucunda üzerindeki yani içindeki su havaya salınıyor ve tuz miktarı, tuz mineralleri ne yapıyor? Çöküyordu ve toprağa karışıyordu. Bu şekilde tuzlu ve karbonatlı bir toprak örtüsü meydana geliyordu. Şu şekilde kitabınızın 112. sayfasında arkadaşlar. Bunların üzerinde tarım yapılamaz çünkü çok verimsiz topraklardır arkadaşlar. Tuzlu olduğu için tarım örtüsünde ne yapıyor? Yakıyor. Bundan dolayı da tarım için elverişli değil diyoruz. Çorak topraklar diyoruz arkadaşlar. Halomorfik topraklar. İkincisi hidromorfik topraklar. Şimdi hidro dediğiniz şey arkadaşlar hidro su demek. İşte hidroloji, hidromorfik dediğimiz şey morfik de yapı demek arkadaşlar. Hidromorfik yani sulu yapılı topraklar demek. Aklınıza bu gelsin. Yani bataklık toprakları. Suyu bünyesine çok fazla tutup çok fazla çamur gibi bulunan topraklar arkadaşlar. Taban suyu seviyesinin fazla olduğu yerlerde görülüyor. Yani bataklıklara taban suyu seviyesi fazla ise bu toprak nedir? Tabandan yukarıya doğru her zaman sulu haldedir. Taban suyu seviyesi yüksekse bir yerde burası çamurlu, bataklıklı topraklar arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bunun üzerinde tarım yapılabilir mi? Bazı yerleri kurutarak arkadaşlar son zamanlarda insanlar yapabiliyorlar. Ama taban suyu seviyesi yani yer altı su seviyesi fazla olduğu için yine tarıma çok elverişli değildir diyoruz. Üzerine ne yapılabilir? Pirinç tarımı çok fazla suya ihtiyaç duyan pirinç tarımı belki yapılabilir. Onun dışında arkadaşlar çok fazla üzerinde tarım yapılamaz. Üçüncüsü arkadaşlar kalsimorfik. Kalsimorfik topraklarımızda killi ve kireç taşlı topraklar. K'den aklınıza gelsin arkadaşlar. Kalsi, killi ve kireç taşlı topraklar. Kalsimorfik topraklar. Killi ve kireç taşlı. Arkadaşlar bu topraklar yumuşak kireç taşlarından oluşmaktadırlar. Kalsimorfik ikiye ayrılıyor. Vertisol ve retzinalar. Vertisol toprakları ülkemizde Trakya Yarımadası'nda, Trakya bölümünde bulunan topraklar arkadaşlar. Marmara'nın neresi oluyor? Batısı oluyor arkadaşlar. Kuzeybatısı oluyor. Bu topraklara dönen topraklar diyoruz. Şimdi bu topraklar kurak bölgeler yani kurak iklime sahip. Gündüzde ya da yazın ne yapıyor bu topraklar? Çatlıyor arkadaşlar. Kışında yağmur suları ile birlikte şişiyor. Böyle bu şekilde bir şişip bir kuruması, bir şişip bir kuruması sayesinde bu topraklar arkadaşlar dönüyorlar. Nasıl dönüyorlar hocam diyeceksiniz. Şimdi kuruyorlar ya. Kuruyunca böyle pasta dilimi şeklinde kıtır kıtır oluyor bu topraklar arkadaşlar. Altındaki taban aynı ama üstündeki toprak ne yapıyor? Dönüyor. Yani şişince dönüyor, kuruyunca kuruyor. Şişince dönüyor. Bunlar da yine arkadaşlar vertisollere biz dönen topraklar diyoruz. Dönen topraklar da bu şekilde. Genelde dediğimiz gibi göl tabanlarının seviyesinde yani suyun çekildiği yerlerde, hava kuruduğu zamanlarda
suyun şişirmesiyle birlikte yazında kurumasıyla bu topraklar dönüyor arkadaşlar. Redzinalar, redzinalar arkadaşlar koyu renkli topraklardır. Kireç yönünden zengindirler. Kireç yönünden zengin topraklardır redzinalar. Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşurlar. Arkadaşlar vertisol dediğimiz şu pasta dilimleri şeklinde böyle kıtır kıtır olan topraklar arkadaşlar. Yani elinize aldığınız zaman böyle ufalanıp gidiyor. Böyle tıkır diye de ses çıkartıyor. Redzinalar da bu şekilde kireç taşlı topraklar arkadaşlar. Kırmızı kireç taşlı topraklar. Bunların üzerinde de yine patates tarımı çok yapılabiliyor arkadaşlar. Ülkemizde nerelerde görülebilir bunlar? İç Anadolu bölgesinde Niğde, Nevşehir buralarda görünen topraklar. Üçüncü toprak grubumuz azonal topraklar. Bunlar da yine alüvyal, kalüvyal ve regosoller. Bunlar arkadaşlar tamamen dış kuvvetlerin etkisi. Yani akarsuyun getirdiği materyaller, taşlar, işte karların yağdıktan sonra bıraktıkları materyallerin bir arada birikmesi sonucunda oluşan topraklar. Azonal topraklar, azonal yani dışarıdan gelen topraklar manasında. Şimdi birincisi alüvyal. Alüvyal topraklar dünyada en verimli topraklardır. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bizim ülkemizde de alüvyal yani delta sahası çok fazla olduğu için verimli topraklarımız da fazladır. Nerede arkadaşlar? Suyun, akarsuyun denize döküldüğü yerde. Eğer akarsu havzasının döküldüğü yerde deniz eğer derin değilse yani sığsa, gidegeni darsa, kıta sahanlığı darsa arkadaşlar akarsu içinde taşıdığı materyalleri burada biriktiriyor. Ve delta havzalarını oluşturuyor. Biz bunlara aynı zamanda alüvyal sahaları da diyoruz arkadaşlar. Akarsuların içinde taşıdıkları materyalleri sığ bir yerde biriktirmesi sonucuyla oluşuyor. Nerede? Bafra ve Çarşamba'da, Çukurova'da, Silifke Ovası'nda, Ege'de Gediz Ovası, Büyük Menderes, Küçük Menderes havzalarında çokça arkadaşlar alüvyal sahası görülmektedir. Bunlar verimli topraklardır. Üzerinde çok verimli tarım yapılabilir arkadaşlar. Kalüvyal topraklar taşlı toprak demek arkadaşlar. Kitabınızda da zaten 114. sayfasında göstermiş. Eğimli yamaçlarda arkadaşlar. Buralarda biriken taşların İşte taşlı, çapır arazi diyoruz biz buna. Kuru arazi, çapır arazi. Üzerinde yürünemeyecek, tarım yapılamayacak araziler demek arkadaşlar. Yine üzerinde ne bulunuyor? Litosoller yani taşlar bulunuyor. Lito taş demek de bunu unutmuyoruz. Taşlı topraklar bulunduğu için, iri unsurlar bulunduğu için bunların üzerinde de yine tarım yapılamıyor. Regosoller arkadaşlar, regosoller. Ülkemizde en fazla İç Anadolu bölgesinde, Nevşehir sahasında, Ürgüp, Göreme sahasında görülen topraklardır. Bunların üzerinde arkadaşlar çok fazla patates tarımı yapılmaktadır. Regosoller, volkanlardan çıkan tüflerin belli bir sahaya yayıldıktan sonra buralarda ince kumlar halinde birikinti yapıyorlar arkadaşlar. Bu volkan tüfleri. Ve bunlar içindeki minerallerden dolayı, çünkü yer altından çıkıyor ya volkan, ne yapıyor demiştik? Magmanın içindeki mineralleri içine alıyor demiştik. Bu tüflerin içindeki minerallerden dolayı da arkadaşlar verimli topraklardır. Kumludur, kumlu, ince verimli topraklardır. Üzerinde üzüm, özellikle şaraplık üzüm, üzüm tarımı güzel yapılmaktadır ama çekirdekli üzüm, Ege bölgesindeki üzümle değil. Üzüm tarımı, daha sonra patates tarımı, özellikle çok iyi şekilde yapılmaktadır. Regosol topraklarında arkadaşlar ne diyoruz? Volkanlardan çıkan tüflerin, kumların birikmesi sonucunda oluşuyor. Yani kumlu toprak. Lösler de çöl toprakları arkadaşlar. Lösler çöl toprakları. Bunlar da zaten verimsiz. Üzerinde çok cılız bitkilerin yetiştiği topraklardır arkadaşlar. Bir de son toprağımız morenler. Morenlerde arkadaşlar moren gördüğünüz yerde aklınıza buzul gelecek. Buzullar. Karın yağdıktan sonra preslenerek üst üste buz tabakası haline geliyor ya. Bunun altındaki topraklar arkadaşlar. O kar eridikten sonra ne yapıyor? Bu donmuş toprak ortaya çıkıyor. Fakat ne yapılamıyor? İklimin olumsuz iklim şartlarından dolayı üzerinde tarım yapılamıyor arkadaşlar. Yeni konumuz Türkiye'de topraklar. Türkiye'de topraklarda 116. sayfada arkadaşlar. Türkiye haritası üzerinde ve renklerle belirtilmiş yerlerde toprakların, Türkiye'deki topraklardan bahsedilmiş.
Hangi topraklar görülüyor? Bir kere kahverengi orman toprakları Karadeniz bölgesinde görülüyor arkadaşlar. Kahverengi orman toprakları Karadeniz bölgesinde. Kestane renkli topraklar İç Anadolu bölgesinde bozkır sahalarında görülüyor arkadaşlar. Terrarosalar kırmızı renkli Akdeniz toprağı. Terrarosalar içindeki demir mineralinin oksitlenmesi sonucunda kırmızı renk alıyor arkadaşlar. Demir mineralinden dolayı ve üzerinde turunçgil tarımı yapılıyor. Akdeniz havzası aklınıza gelecek. Akdeniz bölgesinde potzol toprakları yine soğuk iklim toprağıdır arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde, yine İç Anadolu bölgesinin Sivas'a yakın yerlerinde görülen topraklardır. Üzerinde yine ince, soğuğa dayanıklı ağaçlar, ince uzlu soğuğa dayanıklı ağaçlar bulunmaktadır. Tarım bakımından oldukça fakirdir ama üzerinde arpa ve buğday tarımı yapılabilir. Çernezyon toprakları ülkemizde Erzurum Kars bölgesinde görülen kara topraklardır. Yaz yağışlarından dolayı üzerlerinde çayır bitkisi çok fazla yetişir arkadaşlar ve bundan dolayı büyükbaş hayvancılık çok gelişmiştir. Aynı zamanda da tarıma elverişli topraklardır. Ne yapılabiliyor üzerinde? Yine arpa ve buğday tarımı yapılıyor arkadaşlar. Çok verimli topraklardır kara toprakları. Tuzlu topraklar, Tuz Gölü ve Konya Havzası çevresinde görülen tuzlu topraklar arkadaşlar. Tuz Gölü'nün çevresinde görülüyor. Verimsiz. İçinde tuz bulunduğu için verimsiz bazik topraklardır arkadaşlar. Bundan dolayı üzerinde tarım yapılamaz. Başka ne var ülkemizde? Kalsimorfik arkadaşlar, taşlı topraklar. Özellikle çapır arazilerde, yani eğimli yamaçların özellikle Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde eğimli yamaçların eteklerinde görülen topraklardır arkadaşlar. Taşlı topraklardır kalsimorfikler. Vertisoller Edirne Trakya bölümünde görülüyor demiştik. Ülkemizin dönen topraklar arkadaşlar. Bunların üzerinde yine taban suyu seviyesi yüksek olduğu için tarım yapılamıyordu. Çünkü bitki tutunamıyordu. Redzinalarda yine arkadaşlar, redzinalar. Anadolu'nun birçok yerinde görülen topraklardı redzinalar. Killi kireçli topraklardı. Kırmızı kireç taşları bulunuyordu içinde. Üzerinde yine tahıl tarımı yapılabiliyordu. Ve ülkemizde evet bu kadar. Ülkemizde arkadaşlar bu topraklar görülüyor. Hızlı gitmeye çalışıyorum konularımız yetsin diye. Bunları daha sonra tekrardan anlatacağız diye arkadaşlar. Zaten gördüğünüz için ne yapıyorum? Özet şekilde, hızlı şekilde anlatmaya çalışıyorum konularımız yetsin diye. Hidromorfik topraklar arkadaşlar. Hidromorfik neydi? Sulu topraklardı. Yine ülkemizin nerelerinde görülüyor? Büyük Menderes, Küçük Menderes, Çarşamba Ovalarında görülen topraklar arkadaşlar. Yani aklınıza şu gelecek hidromorfikte. Akarsuyu havzasının çok olduğu yerlerde görülüyor. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Ege bölgesinde, Bafra, Çarşamba, Karadeniz bölgesinde. Buralarda çok fazla hidromorfik toprakları bulunuyor. İç bölgelerde neden görünmüyor hocam? Neden görünmüyor? Arkadaşlar buralarda suyun akımı iyi değil. Yani yarı kurak bir iklime sahip olduğu için İç Anadolu bölgeleri. Kışın yağan su ne yapıyor arkadaşlar? Yazın bir kuraklığa bırakıyor yerini. Bundan dolayı arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde hidromorfik topraklara rastlayamıyoruz. Alüvyal topraklar yine ülkemizde çok görülüyor dedik. Nerelerdeydi arkadaşlar? Yine Çukurova, Çarşamba, Bafra buralarda aynı zamanda bunlar hidromorfik. Alüvyal topraklara rastlamak mümkündü. Alüvyal sahaları delta sahalarıydı ve buralarda çok verimli tarım arazileri bulunmaktadır. Regosollerde kumlu topraklardı. Volkan tüflerinden çıkan kumların yayılmasıyla, ince kumların yayılmasıyla üzerinde üzüm ve patates tarımının yapıldığı topraklardır arkadaşlar. Bunlardan yine çömlekçilik yapılabiliyor. Yani şekil aldığı için, çabuk şekil aldığı için arkadaşlar. Çömlekçilik, kiremit, işte bu tarz şeyler de yapılabiliyor regosollerde. Bunlar da yine ülkemizde görülen topraklar. Ülkemizdeki toprakların kullanımına bakacak olduğumuz zaman arkadaşlar, iklimle kesinlikle bağlantılıdır arkadaşlar. Her şey iklimle bağlantılıdır. İşte verimli tarım sahasıdır ama iklim uygun değildir. Ya da iklim uygundur, toprak sahası iyi değildir. Ülkemizde arkadaşlar toprakların büyük bir kısmı tarım sahası olarak kullanılmaktadır. Bizim ülkemizin toprakları genelde verimli sahalar, verimli toprak yapısına sahiptir. İklimimizden de kaynaklı. İklimimizde ılıman bir iklime sahip. Orta kuşakta yer aldığımız için arkadaşlar genelde ülkemizin her yerinde topraklarımızdan faydalanılmaktadır. Verimli şekilde faydalanılmaktadır. Baktığımız zaman %30'unu tarımsal alanda, %20'sini orman alanlarında, orman sahasında, özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde orman sahasında
bulunmaktadır. %18'i yakın bir kısmı arkadaşlar mera sahası, yani üzerinde hayvancılığın yapıldığı mera sahaları bulunmaktadır. Ve diğerleri de arkadaşlar sulak alanlara aittir. Ama gördüğünüz gibi ülkemizdeki toprak kullanımı genelde tarımsal alanda ve mera alanlarında kullanılmaktadır. Verimli şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Tarımda kullanıyoruz. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde arkadaşlar iklimin ılıman olmasından dolayı ve içlerindeki akarsuların verimli olmasından dolayı verimli tarım arazilerinde, tarım alanlarını kullanıyoruz. Topraklarımızın büyük bir kısmını dedik. Yeni konumuza geçtik. Arkadaşlar 124. sayfadaki ölçme değerlendirme sorularımızı muhakkak yapıyoruz. Eğer dönem içinde yapmadıysanız muhakkak bunları yapın. Sizin için verimli olacak. Bundan dolayı yapmanızı arkadaşlar tavsiye ediyorum. Dediğim gibi daha önce de söyledim arkadaşlar. Sadece coğrafyayı ya da diğer herhangi bir dersinizi geçmek için ya da öylesine okulda işte sınıf atlamak için öğrenmeyin. Gerçekten öğrenmek için öğrenin arkadaşlar. Size bir bilgi katsın. Kültürünüzü geliştirsin. İlminizi geliştirsin, arttırsın diye kendinize bir şeyler katmaya çalışın. Bundan dolayı bilgilerinizin pekişmesi için de ne yapıyoruz? Bu soruları yapın. İşte bunları cevaplandırın diye size veriyoruz. Aklınızda daha kalıcı olsun diye. Yani sadece sınıf geçmek için değil. Bunları gerçekten öğrenmek için öğrenin arkadaşlar. Hayatımızın her evresinde gerçekten de size faydalı olacak. Yani sadece sınavlar olarak düşünmeyin. Her alanında ya bir oturduğunuz ortamda ya da bir gittiğiniz yerde, bir tatile gittiğiniz yerde bir fikir edinmeniz açısından bunları öğrenmeniz sizin için faydalı olacaktır. Diğer ünitemiz arkadaşlar bitkiler. Şimdi topraklarımızı işledik. Bir de bu toprakların üzerinde yetişen bitkiler nelermiş? Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Her toprağın üstünde, yani her toprak farklı farklı topraklar değil mi arkadaşlar? Bunların üzerinde de farklı farklı bitkiler yetişiyor. İşte bir potsol toprağının ya da bir soğuk toprağın üstünde neler yetişiyormuş? Bir orman toprağın üstünde neler yetişiyormuş? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Dünyadaki bitkilere baktığımız zaman, yani dünyadaki genel bitki örtüsüne ve bu bilim arkadaşlar vejetasyon diyoruz biz. Vejetasyon. Vejetasyon diyoruz arkadaşlar. Latince bir isim. Bitki bilimi demek ya da botanik bilimi demek arkadaşlar. Vejetasyon. Botanik bilimi demektir. Ülkemizin her yerinde farklı iklimler, farklı iklimlerde farklı bitkiler, bitki örtüsü görülmektedir. Örneğin soğuk iklime sahip olan işte 60-70 derece enlemlerin üzerinde tundraların, işte potsol topraklarının, koyu renkli kestane renkli toprakların üzerinde arkadaşlar soğuğa dayanıklı ağaçlar yetişiyordu. Bu ağaçlara ne diyorduk biz? Tayga ormanları diyorduk arkadaşlar. Örneğin çöl topraklarının üzerinde hangi bitkiler yetişiyordu? Bu iklime uygun olan neydi? Bünyesinde su tutabilen bitkiler yetişiyordu arkadaşlar. Çünkü adaptasyon önemli. İlk konumuz neydi? Adaptasyon arkadaşlar. Bir bitkinin, bir insanın, bir hayvanın bulunduğu ortama uyum sağlaması önemlidir. Bundan dolayı da mesela siz gidip çöl toprağının üzerinde bir tahıl tarımı yapamazsınız. Çünkü oranın adaptasyonu uygun değildir. Yani oraya uyumlu bir toprak değildir. Çölde, çöl toprağı da ya da çöl iklimi de çok sıcak ve kurak bir yapıya sahip olduğu için buraya uyum sağlayacak bir bitki üzerinde yetişecek arkadaşlar. Bu da nedir? Kaktüstür. Bir soğuk iklimde de ince uzun ağaçlardır. Nedir bu? Ladin ağacı, kayın ağacı, göknar ağacı, sarıçam, gürgen bunlar da yine üzerinde yetişecek olan soğuk iklime ya da soğuk toprağa dayanıklı ağaçlarımızdır arkadaşlar. Yine İç Anadolu bölgesinde üzerinde bulunduğumuz bozkır toprağının, bozkır ikliminin üzerinde ne yetişiyor arkadaşlar? Bozkır bitkisi. Yani küçük bodur çalılıklar arkadaşlar. Ağaç formasyonu. Kitabınızın 130. sayfasında arkadaşlar ağaç formasyonu. Ağaç formasyonu ne demek? Ağaçların ya da ormanların bir arada bulunduğu ortam arkadaşlar. Bir arada bulunduğu ortam. Biz buna ağaç formasyonu diyoruz. Mesela nerede diyelim? Yağışın, toprak yapısının, sıcaklığın aynı benzer olan yerlerde benzer ağaç formasyonları yetişmektedir. Yani ağaç formasyonu nedir arkadaşlar? Benzer ağaçların bir arada yetiştiği ortamdır. Biz buna ağaç formasyonu diyoruz. Yine kitabınızın dünya haritasında kesinlikle harita olmadan zaten çalışmayın arkadaşlar. Bir köşede ya da kitabınızın
açık bir sayfasında muhakkak bir dünya haritası bulunsun. 130. sayfasında ağaç formasyonu, çalı formasyonu ve ot formasyonu diye üç gruba ayırmış ve bunları renklendirerek dünya haritası üzerine yaymış. Bir ağaç formasyonuna baktığınız zaman ekvatoral yağmur ormanları, muson ormanları, orta kuşağın karışık ormanları ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere yeşil renkli dünya haritası üzerinde göstermiş. İlk önce nasıl bakacağız? Şimdi dünya haritası üzerinde bir ekvator çizgisi çizdiğimiz zaman arkadaşlar bir ekvatoru çizdik. 0 derece enlemini buraya yerleştirdik. Kuzey yarımküre ve güney yarımküreye kadar arkadaşlar ne yapacağız? 90 tane enlem çizeceğiz. Bu 90 tane enlemin işte sıfırdan başladık. 10, 20, 30, 40 işte 90 derece enlemlerine kadar hepsi tek tek işte 0, 20 derece enlemi ekvatoral ve tropikal iklim. Bunları yazıyoruz. 0, 20 derece. Hatta ben de şuraya yazayım, size göstereyim. Kitabımızın çizelim arkadaşlar. Şöyle 0 derece enlemini çizdik. 0, 10, 20 derece enlemi arası arkadaşlar ekvatoral iklime sahip geniş yapraklı ormanlar bırakılıyor. Bulunuyor. Tropikal ormanlar diyoruz biz bunlara. Tropikal ormanlar bulunmaktadır. 20-50 derece arası, 60 derece arası arkadaşlar nedir? Orta kuşak iklimine sahip olduğu için, orta kuşak iklimine yani ılıman Akdeniz iklimine sahip olduğu için buralarda karışık ormanlar bulunmaktadır arkadaşlar. 60 ve 80 derece enlemleri arasında soğuğa dayanıklı ağaç formasyonu bulunmaktadır. Zaten 80 derece enlemi üzerinde de kutuplar bulunduğu için buralarda da ağaç formasyonu bulunmamaktadır arkadaşlar. Bir de Muson Asyası dediğimiz yer neresi hocam? Muson Asyası dediğimiz yer Hindistan'ın güneyi arkadaşlar. Biz buraya Hindistan'ın güneyinden işte Hint Okyanusu'nun bulunduğu ve Endonezya'ya kadar olan yeri Muson Asyası diyoruz arkadaşlar. Ne var burada? Tayvan var. İşte Hindistan var. Neresi var? Nepal var. Bangladeş var. Buralar arkadaşlar Muson Asyası'nın bulunduğu yerler. Muson Asyası'nın bulunduğu yerde Muson iklimi görülmektedir. Yani yazın çok yağışlı, kışın da kurak geçen bir iklimdir. Bunun üzerinde çok fazla pirinç ve çay tarımı yapılmaktadır. Muson iklimi de yine bulunduğu işte özel konumdan dolayı bulunduğu yere göre de sadece burada görülmektedir arkadaşlar. Muson iklimi. Hint Okyanusu'nun kuzeyinde, Hindistan'ın güneyinde yer alan yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Muson Asyası diyoruz. Burayı unutmuyoruz. Muson Asyası da bu şekilde dedik. Çöl formasyonu arkadaşlar. Kitabınızda çöl formasyonunu sarı renkle göstermiş. Çöl formasyonu. Nerelerdeymiş kitabınızda arkadaşlar? Buralar. Büyük Sahra Çölü'nün olduğu yerler. Arabistan Çölü. Orta Asya'nın iç kesimlerindeki çöller, Kuzey Amerika'nın iç kesimlerindeki Arizona çölü, Afrika'nın güneyindeki Kalahari çölü ve Avustralya'nın iç kesimlerindeki Victoria çölü arkadaşlar. Bunlar da çöl iklimleridir. Çalı formasyonu demiş. Çalı formasyonu maki arkadaşlar. Maki neydi? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde Kızılçam'ın tahribiyle, Kızılçam'ın tahribinden sonra o kızılçam ağaçlarının yok olduğu yerde tekrar çıkmaya başlayan küçük bodur ağaçlardır arkadaşlar. Maki bitkileri. Nedir bunlar? Bir akça ağaç, bir sedir. Bunlar arkadaşlar işte bir defne, bir zakkum. Bunlar arkadaşlar maki bitkileridir. Zeytin. Bunlar maki bitkileridir. Maki bitkileri de yine Akdeniz iklimi örtüsünün görüldüğü yerlerde görülmektedir. Nerededir? Dünyada da 20 ile 60 derece enlemler arasında orta kuşağın ılıman yerlerinde arkadaşlar görülmektedir. Evet. Görülmektedir arkadaşlar. Maki formasyonu. Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde. Son formasyonumuz ot formasyonu arkadaşlar. Ot formasyonunda yine savan, bozkır, çayır, tundra bunlar da küçük üzerinde pek fazla tarımın yapılamadığı soğuk iklimin olduğu yerlerde görülen ot formasyonudur. Örneğin savan. Savan nerededir arkadaşlar? 20 derece enlemlerinin içinde.
20 derece enlemlerinin içinde karaların iç kısımlarında iklimin soğuk olduğu yerlerde görülen yazın yeşeren, kışın sararan otlardır. Yazın yeşeren, kışın sararan ot toprakları, ot topluluklarıdır. Bunu unutmuyoruz. Savan. Nerelerde görülüyor? 20 derece enlemlerinin iç kesimlerinde görülüyor arkadaşlar. Genelde büyük büyük hayvanlar bulunuyor bu savanın üzerinde. İşte bir zebra, bir zürafa, bir fil. Bunların bu iklimin içinde bulunan hayvan toplulukları arkadaşlar. Bozkır bitkisinde yine karasal iklimin görüldüğü yerlerde küçük boylu ot toplulukları demiştik. Çalı toplulukları demiştik arkadaşlar. Ve tunduralarda, yine 70 derece enlemlerinin üzerindeki donmuş topraklardı. Yazın bu topraklar açılıyordu. Ama yine iklim, yani yaz olsa bile arkadaşlar çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmadığı için buralardaki topraklar yıl boyunca donmuş şekildeydi. Açılsa bile, çözülse bile arkadaşlar bataklık şeklindeydi. O yüzden üzerinde de tayga ormanları dediğimiz, yani soğuğa dayanıklı çok ince cılız tundra ağaçları bulunmaktadır. Dedik, yine iklimimiz de bu şekilde. Şunu not almanızı istiyorum. Ekvatoral bölge üzerinde görülen tropikal ağaçlara biz teak ağaçları diyoruz arkadaşlar. Teak yani geniş yapraklı ormanlar. Tundra bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı ince uzun ağaçlara da tayga ormanları diyoruz arkadaşlar. Bunlar da yine KPSS'lerde çıkabilecek nedir arkadaşlar? KPSS'lerde çıkabilecek sorulardır. Kitabınızda Garik, Pseudomaki bunlardan da bahsetmiş. Hemen onlardan da bahsedelim. Garik neydi arkadaşlar? Diğer ismi Frigona. Şimdi biz Maki Akdeniz ikliminin örtüsü demiştik. Garik de aynı şekilde yine Akdeniz iklimine sahip. Ama Akdeniz ikliminde bozkır bitki örtüsünün içinde bulunan ne denir arkadaşlar? Seyrek, küçük çalı formasyonlarına biz garik diyoruz. Yine Akdeniz ikliminde ama iç kesimlerinde, karaların iç kesimlerinde sıcak ve kurak iklime sahip olan yerlerde garik bitki örtüsü görülüyor arkadaşlar. Bunlar da nedir? Lavanta, kekik, süpürge otu, deve dikeni, bu otlar arkadaşlar yine garik çalısıdır. Pseudomaki ise yalancı maki arkadaşlar. Özellikle Karadeniz bölgesinde yine çamların, ormanların tahrip edilmesiyle buralarda arkadaşlar nedir? Bu bitkilerin yerini çıkan bitkilerdir. Nedir bunlar? Fındık. Fındık bitkisi arkadaşlar. Akça kesme, bir defne. Bunlar da yine pseudomaki yani yalancı makilerdir. Dedik. Evet. Ne? Isırgan otu arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, orta kuşağın görüldüğü yerlerde bulunur ama ısırgan otu genelde Akdeniz iklim kuşağının, yani bizim ülkemizde Akdeniz ve Ege kısımlarında çok fazla, çok bolca görülen bir bitkidir. Bir bitkidir arkadaşlar. Dikenli, vitaminli bir bitkidir arkadaşlar. Genelde İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla bunu bilmez. Yani bilirler ama çok fazla yetiştirilmez. Ege bölgesinde kendiliğinden, hani bir tohum ekmeden kendiliğinden çıkan bitkidir arkadaşlar ısırgan otu. Dedik, bitki topluluklarının dağılışını etkileyen faktörler. Şimdi arkadaşlar bitkiler kitabınızın 139. sayfasını açıyorsunuz. Her enlem üzerinde aynı bitkiler ya da aynı iklimler görünmüyor. Dedik burada kalalım, bir 10 dakika ara verelim. Daha sonra ikinci derste de etkileyen faktörleri göreceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci dersimizde yine kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Bitkilerin dağılışını etkileyen faktörler. Nedir arkadaşlar bu? Hemen yazıyoruz, bir yere not alıyoruz. Yavaş yavaş söylüyorum. Bitkilerin dünyada dağılışını etkileyen faktörler 1- iklim, 2- yeryüzü şekilleri, 3- baka etkisi. Baka etkisi nedir arkadaşlar? Bir yerin güneşe göre konumudur. Kuzey yarımkürede güneye doğrudur, güney yarımkürede kuzeye doğrudur. Yani güneşe göre konum etkisidir arkadaşlar, baka. 4 arkadaşlar, kara ve denizlerin dağılışı. Ve 5'te yine bitki örtüsünün dağılışı arkadaşlar. Şimdi iklime bakacak olursak
ya da hepsini genel anlamda inceleyecek olursak arkadaşlar. Her enlemde ne demiştik? Ekvator çizgisini, sıfır çizgisini dünya üzerinde çizdiğimizde sıfırın işte kuzey enlemi, kuzey yarımküre ve güney yarımküre 90 tane olmak üzere enlem çizgilerimiz vardı. Her enlemin üzerinde, yani şöyle düşünecek olursak, her enlemin üzerinde aynı bitki örtüsü yetişmez arkadaşlar. Bunda yerli şekilleri çok etkilidir. En önemlisi kara ve denizlerin dağılışı çok önemlidir arkadaşlar. Kara ve denizlerin dağılışı. Mesela kuzey yarımkürede deniz kenarlarında, işte deniz kıyısında bulunan yerlerde daha ılıman bitkiler yetiştirilirken iç kesimlere doğru gidildikçe arkadaşlar karasal iklimin etkisinden dolayı bitki çeşitleri de daha soğuğa dayanıklı bitkiler yetişir. Bunu unutmuyoruz. Kara ve denizlerin dağılışı bitki örtüsü yetişmesinde çok önemlidir. Kara ve denizlerin dağılışı. Kıyı kuşağında, deniz kıyısı kuşağında bulunan kıyılarda daha ılıman iklimler, daha ılıman bitkiler yetişirken iç kesimlere doğru karasal iklimin etkisinden dolayı arkadaşlar ne dedik? Daha soğuğa dayanıklı bitkiler yetişmektedir, bitki örtüsü yetiştirmektedir dedik. Peki bu kara ve denizlerin dağılışında yerli şekiller nasıl etkili? Yerli şekiller arkadaşlar, deniz seviyesini biz her zaman ne yapıyoruz? Sıfır alıyoruz değil mi? Sıfır metre diye alıyoruz. Bu nedir? Bazı şeyler, işte bitki örtüsü olsun, iklimin dağılışı olsun, hayvanların dağılışı olsun, insanların yerleşme sınırları olsun. Bunları belirlemek için metrelere ayırmışlar arkadaşlar. Bir dağın eteğini, bir yamacı metrelere ayırmışlar. Bunlara ne diyoruz? Rakım diyoruz. Gittiğiniz şehirlerde, ülkelerde rakımı görürsünüz. Mesela Ankara'nın rakımı 850'dir. İşte Erzurum'un rakımı 2500'dür mesela. İşte İzmir'in rakımı 0'dır. Neden? Deniz seviyesinde olduğu için. Evet arkadaşlar, deniz seviyesinden yüksekliğe doğru metreler halinde ayırmışız. Deniz seviyesini 0 metre kabul etmişiz arkadaşlar. Şimdi bir dağın yamacından 0 metreden başladık. 0 metrenin olduğu yerde arkadaşlar genelde çayırlar, bitkiler bulunmaktadır. Çayır bitkileri bulunmaktadır. Daha sonrasında 0 ve 1000 metre arasını değerlendirecek olursak 0 ve 1000 metre arası arkadaşlar karışık yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Karışık yapraklı ormanlar. Bunlar nelerdir karışık yapraklı ormanlar? Bakalım örneklerde var mı? Örneklerde yok, ben size söyleyeyim. Bir kayın ağacı geniş yapraklı, kestane geniş yapraklı, ıhlamur geniş yapraklı, Akdeniz'e bakacak olursak defne geniş yapraklı. Bunlar arkadaşlar geniş yapraklı karışık ormanlar bulunmaktadır. 0 ve 1000 metre arası. Unutmuyoruz. Karışık ormanlar bulunmaktadır. 0 ve 1000 metre arasında. Yani bunu bir dağın yamacı olarak da düşünebilirsiniz. Bir ülkenin deniz seviyesinden iç kesimlere kadar gidildikçe bunu da düşünebilirsiniz. Mesela Ege'den, İzmir'den çıktım, Ankara'ya kadar geliyorum. Karışık yapraklı ormanlar bulabilirsiniz. Akdeniz'den çıktım, Karadeniz'e gidiyorum. Karışık bitki formasyonları, karışık yapraklı ormanlar görebilirsiniz. Bu. 1000 ve 2000 metre arası arkadaşlar. 1000 ve 2000 metre arası genelde yine geniş yapraklı ağaçlardır. 1000 ve 2000 metre arası. Artık yükseldi seviye. 1000 metre ve 2000 metre arası neredir arkadaşlar bunlar? Karadeniz'in yüksek yerleri. Yani daha fazla geniş yapraklı ormanlar bulunmakta. Artık karışık bitti, geniş yapraklı ağaçlar bulunuyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. 2000 ve 3000 metre arası arkadaşlar yine geniş yapraklı ağaçlar. 3000 ve 4000 metre arası artık iyice yükseldik. İyice yükseldik. Dünya üzerinde ve Türkiye'de yine düşünecek olursak 3000 metreden ve 4000 metre arasında şöyle bir enlemi de göz önüne aldığımız zaman arkadaşlar bir Almanya, bir Macaristan, bir baktığınızda Kanada, Norveç, buralar arkadaşlar artık nedir? 3000-4000 metre seviyesinde, yani iğne yapraklı ağaçların bulunduğu yerlerdir. İğne yapraklı ağaçlar bulunur. Neden? Artık iklim soğumaya başlamıştır. Ilıman etkisi azalmıştır. Bundan dolayı ağaçlarda ince, uzun, soğuğa dayanıklı ağaçlar bulunmaktadır arkadaşlar. Ne dedik? 0-1000 metre arası arkadaşlar ya da 0-1000 metre arasında karışık yapraklı ağaçlar bulunur.
1000 metre ve 3000 metre arasında arkadaşlar geniş yapraklı ağaçlar bulunur. Neden? İklimin nemin fazla olmasından dolayı. Tamam mı? Bir yerde nem fazlaysa, yağış fazlaysa burada geniş yapraklı ağaçlar bulunur. 3000 metrenin üstünde de soğuk iklime sahip olduğu için arkadaşlar iğne yapraklı ağaçlar bulunur. Ve artık 4000 metrenin üzerinde de alpin çayırları dediğimiz artık iklimin daha soğuk olduğu küçük çayırların bulunduğu bir bitki formasyonu vardır. 5000 metrenin üstünde de artık arkadaşlar kar, karla kaplı bir örtü bulunmaktadır dedik. Türkiye'nin bitkileri ve genel özellikleri. Şimdi arkadaşlar Türkiye orta kuşakta 30 ve 60 derece enlemler arasında bulunduğu için işte 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri arasında bulunduğu için orta kuşaktadır. Bizim ülkemiz orta kuşağa sahip olmasından dolayı 4 mevsimi bir arada yaşamaktadır. Ve 4 mevsim yaşadığı için de iklim çeşitleri de çok fazla iklim çeşitleri görülmektedir. Akdeniz iklimi görülür, yarı kurak ve kurak iklimi görülür, karasal iklim görülür, ılıman okyanus iklimi, okyanus demeyelim de ılıman deniz iklimi görülür Karadeniz bölgesinde. Bundan dolayı arkadaşlar değişik de bitki örtüleri vardır. İşte kıtaların kaymasından sonra da ülkemizde ve dünyada bazı yerlerde de endemik bitkiler görülmektedir arkadaşlar. Yani o zamanın şartlarında kalmış, günümüzde de hala yaşamını sürdüren hem relikt olan bitkiler kalıntı bitkilerdir. Eski jeolojik zamanlarda ne dedik kıtaların kaymasından sonra kalan bitkiler. Endemik bitkiler de o zamanda oluşmuş, işte belli bir jeolojik zamanda oluşmuş ama hala kendi kültürünü koruyan bitkiler de endemik bitkilerdir arkadaşlar. Relikt bitki kalıntı bitkidir. Endemik bitki de bir yerde görülen ve başka bir yerde görülmeyen bitkilerdir arkadaşlar. Bizim ülkemizde de 12 bin çeşit bitki örtüsüne sahip çeşitli bitkiler vardır arkadaşlar. Ülkemizde endemik bitki dedik. Endemik bitki yönünden çok fazla çeşitliliğe sahibiz dedik. Bunlardan sayacak olursak sığla ağacını kesinlikle unutmuyoruz. Muğla Köyceğiz çevresinde bulunur. Sığla ağacı kokusu güzel bir Akdeniz bitkisidir arkadaşlar. Sığla ağacı. Datça'da bulunan Datça hurması özellikle sınavlarda KPSS'de, üniversite sınavlarında çokça çıkar arkadaşlar. Datça hurması. Datça neresi arkadaşlar? Aydın Muğla çevresinde bulunuyor. Kaz Dağı Göknarı. Kaz Dağları nerede? Çanakkale Edremit tarafında arkadaşlar. Göller yöresi. Yani Burdur Isparta çevresi arkadaşlar. Göller yöresinde Kasnak meşesi. Kastamonu ve Yozgat çevresinde İspir meşesi. Rize'de arkadaşlar özellikle balının da çok değerli olmasından kaynaklı Anzer balı. Anzer balı, Anzer bitkisinin yani Karadeniz'de, Rize'de arkadaşlar çok fazla bitki çeşidi vardır. Nedir? Neden dolayı? İkliminin ılıman ve nemli olmasından dolayı. Bundan dolayı arkadaşlar Anzer çayı da ya Anzer balının yapıldığı endemik bir bitkidir. Başka hiçbir yerde bulunmaz. Bu çiçekten dolayı da verimli bal tüketimi yapılmaktadır, üretimi yapılmaktadır. Safranbolu, Karabük safranbolu arkadaşlar. Safran bitkisi. Yine mor ve sarı renkli güzel bir çiçektir arkadaşlar. Çayı yapılır, lokumu yapılır, tatlıları yapılır. Ve Erzurum'da ters lale, bunu da unutmuyoruz. Erzurum'da ters lale. Bunlar da yine bizim endemik bitkilerimiz arkadaşlar. Yine 141. sayfada Türkiye'deki bitki topluluklarını zaten bunlardan bahsettik. Akdeniz'de, ılıman deniz etkisi, ılıman iklimde, karasal iklimde görülen bitkileri zaten tek tek saydık Türkiye üzerinde ve dünya üzerinde de söyledik arkadaşlar. Diyoruz. Yeni konumuza geçiyoruz. Kitabınızın 150. sayfasında bitkilerden yararlanma var arkadaşlar. Bitkilerden doğrudan yararları ve dolaylı olarak yararları var. İşte bazı yerlerde sanayide yararlanıyoruz. Bazı yerlerde gıda sanayisinde yararlanıyoruz. Gibi şeylerden yararlanıyoruz arkadaşlar. Bitkilerden elde edilen ana ürünlere bakacak olursak bu tabloyu kitabınızdan defterinize çizebilirsiniz. 150. sayfada dediğim gibi bu tabloyu çiziyoruz. Elde edilen ana ürünler nelerdir? Bir mesela mobilyada, mobilya sanayisinde, ağaç sanayisinde kullanıyoruz. Kağıt yapımında, maden ocaklarında, telefon yapımında,
lif yapımında ağaçlardan faydalanıyoruz arkadaşlar, değil mi? Bunlar doğrudan yararlandığımız ağaçlardır. İşte gıda sanayisinde bir sığla ağacının reçinesi, defne ağacının reçinesi, keçi boynuzu, kekik, lavanta, bunlardan da arkadaşlar ne yapıyoruz? Gıda sanayisinde doğrudan elde ettiğimiz ürünler. Bir de bitkilerden doğaylı yoldan elde ettiğimiz ürünler var arkadaşlar. Bunlar nedir? Ağaçlar özellikle nedir? Erozyonu önler. Bunlar da dolaylı yoldan bitkilerden faydalandığımız şekiller arkadaşlar. Nedir? Yine yeraltı ve yerüstü zenginlikleri. Üzerinde yine hayvanları işte bulundurur. Hayvanların yaşamını sağlar. Rekreasyon amaçlı, dinlenme amaçlı, aynı zamanda oksijen ve nefes alıp vermemizi sağlayan, oksijen üretir arkadaşlar. Bunlar da dolaylı yoldan, ağaçlardan faydalanma yollarımızdır. Dedik. Beşeri sistemler ikinci ünitemizin, yani ikinci bölümümüzün birinci ünitesine geçtik arkadaşlar. Beşeri sistemler. Beşeri sistemler ikinci dönemin Mart aylarında işleyeceğiniz konulara sahipti. Fakat siz buna giriş yapmış olmalısınız ama devam ettiremediniz. İşte göç, nüfus, bunlardan başlayacaktınız arkadaşlar. Nüfustan başlayacaktınız. Muhtemelen tam nüfusu işlerken o dönemde maalesef ne oldu? Pandemi süreci araya girdi arkadaşlar. Şu şekilde başlıyoruz. Nüfus. Nüfus nedir? Bir yerdeki toplu insan sayısını arkadaşlar, toplu insan sayısının toplamına ne diyoruz biz? Nüfus diyoruz arkadaşlar. Her yerin nüfus yine aynı değildir. Yine nüfusla fiziki alanı ilişkilendirecek olursak, bir Karadenizlerin dağılışı nüfusun dağılışında etkilidir. Yeryüzü şekillerinin dağılışı, iklimin dağılışı, bitki örtüsünün dağılışı, su kaynaklarının dağılışı yine nüfus üzerinde etkilidir arkadaşlar. İlk nüfus, ilk yerleşme zaten nerelerde başlamıştı arkadaşlar? Su kaynaklarından. Neresiydi buralar? Nil Deltası, işte bir Mezopotamya, İndus Ganj nehirleri. Yani su kaynaklı insanlar suyla, her şeylerini suda karşılıyorlar değil mi? Bundan dolayı arkadaşlar nüfusun dağılışı da yine fiziki faktörlerde çok önemlidir. Mesela bir dağın tepesine hemen gidip insanlar yerleşmemişler. Genelde düz arazilere, ovalara ya da işte yerleşmeye daha uygun elveriş tırma arazilerine yerleşmişler. Su dedik, işte eğimden bahsettik, yeryüzü şeklinden. Kara ve denizlerin dağılışına bakacak olursak arkadaşlar, dünyada kıtalar oluşmaya başladıktan sonra yer çekiminin etkisiyle kıtalar güneyden kuzeye doğru kaymaya başlamıştı dedik. Kara ve denizden dünya üzerinde bile aynı dağılmamıştır. Güney yarımkürede daha az kara parçası bulunurken kuzey yarımkürede daha fazla kara parçası bulunmaktadır. Bundan dolayı da kuzey yarımkürede nüfus daha fazladır arkadaşlar. Bakacak olduğumuzda arkadaşlar, bir Avrupa'nın nüfusu şu anda günümüzde çok fazladır. Asya'nın, Afrika'nın nüfusu dünyanın en fazla nüfuslarına sahiptir. Çin, Hindistan en fazla nüfusa sahip yerlerdir arkadaşlar. Bunlar da yine doğurganlık ön plandadır. İnsanların bilinçsizliği ön plandadır. Nüfus aynı zamanda bir savunma açısından, yani hem ordu savunmasından bahsedebiliriz, hem de ülkelerin kendi güçlü karakteristik özelliklerinden de bahsedebiliriz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? 3 çocuk diyordu değil mi? Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Nüfus planlamasıdır. Yani şimdi biz az nüfusa sahip olursak, sanayide çalışacak nüfusumuz, işte tarımda çalışacak nüfusumuz, belli işlerde çalışacak nüfusumuz az olacak. Bu az olursa ne olur? Üretim seviyesi de, dengesi de azalır. Bundan dolayı arkadaşlar nüfusu belli bir dengede tutmak gerekiyor. Belli bir dengede tutmak için de ülkelerin politikaları var arkadaşlar. Değil mi? Ülkelerin politikaları var. İşte bazı ülkeler nüfusu arttırmaya yönelik politika uyguluyor. Bazı ülkeler azalmaya yönelik politika uyguluyor. Bazıları da dengede tutmaya yönelik politikalar uyguluyor. Örneğin bir Çin, Hindistan, Japonya, Afrika çok fazla nüfus patlaması yaşadığı için arkadaşlar bu ülkeler 1960'lı 80'li yıllardan sonra arkadaşlar nüfusu azaltmaya yönelik bir politika uygulamışlardır.
çok fazla nüfus patlaması yaşadıkları için. Japonya 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasından sonra arkadaşlar, Hiroşima ve Nagasaki atılan atom bombasından sonra nüfusu çok fazla, işte radyasyondur, atomun etkisinden dolayı insanlar hem hastalıklardan dolayı hem de radyasyon etkisinden dolayı hızlı bir ölüm yaşanmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arttırmaya giden ülke Japonya'dır arkadaşlar. Nüfusunu arttırmaya gitmiştir. Hocam soru gelmiş. Nüfusu çok olan hangisi demişler? Çin ve Hindistan olarak mı soruyorsunuz? Nüfusu fazla olan arkadaşlar Hindistan. Hindistan. Son zamanlarda Çin'de yaşanan toplu ölümlerden dolayı arkadaşlar Çin'in nüfusu yani aslında 1,5 milyar. Yani az bir nüfus değil tabii ki ama bakacak olduğumuzda Hindistan'ın nüfusu 1,5 milyarı geçmektedir. Bu da onların bilinçsizliğinden kaynaklanmaktadır. Devlet bir politika uygulamıyor arkadaşlar. Yani insanlar bilinçsiz, bildiğiniz gibi Hindistan'da bir kast sistemi var. Bu kast sistemini hala bir ataerkil yapı, hala bir işte kendilerine kabileler halinde yaşadıkları bir yapılaşma var. Ve onlarda bu görenek çok önemli. Bundan dolayı arkadaşlar o sığ düşüncelerini bazı yerlerde işte eğitim olmadığı için bu sığ düşünceleri yok edemiyorsunuz. Bundan dolayı da onlar çok doğurganlığı, iyi bir şey olduğunu düşünen yapılar var, kabileler var. Bundan dolayı doğurganlık çok fazla arkadaşlar. Bir Çin, Hindistan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Afrika'da işte Somali, Sudan, Nijerya. Buralar arkadaşlar doğurganlığın çok fazla olduğu maalesef yerlerdir. Bunları da insanların bilinçlendirilerek, işte korunma yöntemine giderek nüfusu azaltılması gerekiyor. Çünkü bir süre sonra arkadaşlar artık üretim dengesi tüketimi sağlayamayacağı için insanların artık yiyecek içecek şeyler de bulamıyorlar. Beslenmeleri de azaldığı için toplu hastalıklı ölümler ortaya çıkıyor. Bundan dolayı arkadaşlar bazı bilim insanları hatta şunu yapmışlardı. İşte bir Malthus'un teorisi var arkadaşlar. Kitabınızda bundan da bahsediyor. Bir Malthus teorisi vardır. Bahsetmemiş. Malthus teorisi vardır arkadaşlar. Der ki Malthus, dünyada nüfusu katlanarak artacak günümüzden sonra. Yani işte yakın çağda katlanarak artacak. Bunu önlemek için aritmetik şekilde bir yapılaşmaya gitmemiz gerekiyor diyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Üretim, gıda ne kadar artıyorsa nüfusu da aynı şekilde. Yani insanların gıdayı dengede tutabilecek, yani insanların beslenmesini dengede tutabilecek şekilde artmalı. Yani insanlar gıdayla aynı oranda nüfusunu arttırmalı diye bir teorisi var arkadaşlar. Ne dedik? İnsanlar nüfusunu azaltma yönelim dedik. İşte 1960-70'ler yıllardan sonra işte Çin, Hindistan azaltma yönelik dedik nüfus patlamasından dolayı. Japonya Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasından dolayı nüfusunu arttırmaya yönelik bir politika izlemiştir. Çünkü nüfusu kalmamıştır. Nüfus da aynı zamanda arkadaşlar bir ülkenin var olabilmesi için, ayakta durabilmesi için dengede tutacağı bir nüfusun da olması gerekiyor. Hem işleyişin devam etmesi için, sanayisinin, teknolojisinin, üretiminin devam etmesi için hem de ayakta kalkınabilmesi için, ayakta durabilmesi için, bir ordusunun olabilmesi için nüfus da önemlidir arkadaşlar. Mesela günümüzde bir Almanya, Fransa, İngiltere, gelişmiş ülkeler arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hatta daha geriye gidecek olursak sanayi devriminden sonra, sanayi devrimiyle birlikte arkadaşlar işte ne yapılıyor? Demir çelik sanayileri, üretimi, dokuma sanayileri, araba sektöründeki sanayilerin, kömür yataklarının sanayileri gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Bir Almanya'da, İngiltere'de. Bunlar gelişmeye başladıktan sonra nüfus sanayide çalışmaya başlıyor. İşte eğitim seviyesi yükseliyor. İşte insanlar artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitime de önem veriyorlar. Kadınlar çalışma hayatına giriyor. Bundan dolayı arkadaşlar nüfusları azalmaya başlıyor. Kadın da çalışma hayatına girince ben 5 çocuk yerine 1 çocuk tercih ederim diyerek ne yapıyorlar?
Nüfus azalmaya başlıyor arkadaşlar. Doğurganlık azalıyor. 1960'lı yıllardan sonra, işte 70'li 80'li yıllardan sonra arkadaşlar baktılar ki nüfusları, Avrupa ülkelerinin, gelişmiş ülkelerin nüfusları azalmaya başlıyor. Bir Almanya, işte Fransa, İngiltere, bunların nüfusları azalmaya başlıyor. Kendi ırklarının, kendi nüfusları azalınca bu da bir tehdit oluşturuyor. Diyorlar ki bizim sanayide çalışacak elemanımız kalmadı. Çünkü artık o insanlar yaşlandı. İşte yerlerine yeni genç nesillerin gelmesi gerekiyor. Bir şekilde sanayinin, üretimin, teknolojinin, eğitimin devam etmesi gerekiyor. Baktılar ki nüfus azalmaya başlayınca, artık sanayide çalışacak nüfus bulamayınca, dışarıdaki geri kalmış ülkelerden ne yapıyorlar arkadaşlar? Göç alıyorlar. Göç almaya başlıyorlar. İşte Türkiye'den 1960'lı yıllarda arkadaşlar büyük bir nüfusumuzun, özellikle erkek nüfusumuz Avrupa'ya göç etmeye başlıyor arkadaşlar. Ülkemizde bu erkek nüfusu azalınca bu da bizde bir tehdit oluşturuyor. Oranın nüfusu arttı, işte vatandaşlar geçtiler, üretimlerini arttırdılar ama bizim ülkemizdeki erkek nüfusu azalınca bu 80'li yıllarda biraz durdu. Eğitim seviyemizin artmasıyla, işte hizmet sektörünün artmasıyla arkadaşlar yurt dışına işte sanayi amaçlı giden insanlar ne oldu? Azaldı. Çünkü artık üniversitelere yöneldiler. İşte gençler üniversitelere yöneldikleri için. Bizim ülkemizde 1960'lı yıllardan sonra aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın askerlerimizin işte 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda 45 ve 60'lı yıllarda arkadaşlar, pardon 45 ve 20'li yıllarda nüfusumuzun azalmasından dolayı, erkek nüfusumuzun özellikle azalmasından dolayı ülkede 45'li yıllardan sonra nüfusu arttırmaya yönelik bir politika izlenmiştir. Nüfusu arttırmaya yönelik bir politika izlenmiştir. Avrupa ülkelerinde ve bizde 1940'lı yıllardan sonra. Amerika kıtasına, işte Güney Amerika'daki Latin Amerika dediğimiz bir işte Küba'ya, Peru'ya, Brezilya'ya, İspanya ve Portekiz'den çok fazla göç yaşanmıştır arkadaşlar. Yine bu da oralarda insanların sanayi, işte teknoloji, tarım, onlardan faydalanmalı için, tarım özellikle işte bir kauçuk ağaçlarının verimlerini arttırmak için ne yapıyorlar arkadaşlar? Portekiz'den Arjantin'e, Brezilya'ya çok fazla göç yaşanıyor. Bunlar da yine nüfusu arttırmaya yönelik politika uyguluyor dedik, Avrupa ve Türkiye dedik. Ve günümüzde 1980'li yıllardan, 90'lı 2000'li yıllardan sonra genellikle bütün ülkelerde nüfusu dengede tutmaya yönelik politikalar uygulanmıştır arkadaşlar. Nüfusu dengede tutmaya yönelik politikalar uygulanmıştır. Ne zaman dedik? 80'li 2000'li yıllardan sonra ülkelerde nüfusları dengede tutmaya yönelik politikalar uygulanmıştır. Avrupa'da nasıl olmuştur hocam? Bizim ülkelerimizden ve geri kalmış ülkelerden Avrupa'ya çok fazla göç yaşanınca Avrupa'nın ırkı azalmaya başladı. Bununla onlara da bir tehdit oluşturduğu için artık işte onlarda da şöyle bir sistem vardır arkadaşlar. Çocuklarını 14 yaşından, 15 yaşından sonra, 18 yaşından sonra özgür bırakarak istediklerini yapma hakları vardır. Bu iyi bir şey değildir. Yani bunu özgürlük olarak algılamayın. Çocuklar çalışmaya başlar. Çocukların kendi özgür düşünceleri, yapıları aslında aile yapısını bozmuştur. Bir Avrupa şu anda arkadaşlar aslında çocuklarını, kendi genç nesillerini ayakta tutamadıkları, kendilerini de bünyelerini de tutamadıkları için, ya kendi başlarına buyruk davrandıkları için arkadaşlar bir düzgün bir aile yapısı yoktur. Gençler hep dışarıdadır. Böyle olunca da ne oluyor arkadaşlar? Artık kendi teknolojilerini geliştirecek gençler bulamıyorlar. Başka ülkelerden giden gençler olduğu için de ne yapıyor ülkeler? Korkuyorlar. Kendi vatandaşlıklarına geçirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu da aslında bir tehdittir. Nüfusa bakacak olduğumuzda arkadaşlar, nüfus sayımı dünyada arkadaşlar ilk ne zaman yapılmıştır? Milattan önce nüfus sayımı demeyelim de, Çin, Sümerler, Akdeniz ve Mısır toplulukları yerleşik yaşama geçmesiyle nüfus patlamıştır arkadaşlar. Yerleşik yaşamla, ilk yerleşik yaşamla arkadaşlar ne yapıyor? Nüfus artmaya başlıyor. Çünkü ilk çağlarda neydi? İnsanlar avcılık ve toplayıcılıkla
geçimlerini sağlıyorlardı. Böyle olunca da ne oluyordu? Ağacın toplayıcılıkta belli bir yerlerde duramadıkları için nüfus da artamıyordu. Yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte arkadaşlar, insanların yazın icadı, işte yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte nüfus sayıları patlamıştır. Nüfus artmaya başlamıştır. Neden ilk işte Mısır deltasında, Nil deltasında, Çin'de arkadaşlar, bir Sümer'de artmıştır? Çünkü su kaynakları, buralarda çok verimli su kaynakları vardır arkadaşlar. Bundan dolayı ilk yerleşimler bu verimli su kaynaklarının yanında nüfus patlama yaşamıştır. Bizim Osmanlı döneminde ilk nüfus sayımı Türkiye'de Osmanlı döneminde arkadaşlar 2. Mahmut zamanında nüfus sayımı yapılmıştır. Neden yapılmıştır? Bir, askeriyesini, ordusunu tamamlayıp hani ne kadar asker var, ne kadar durumu var, ne kadar savaşa hazırlıklı askerimiz var, bunu öğrenmek için ilk nüfus sayımı yapılmıştır. İki, kadın nüfusuna bakılmıştır evlenmek, evlendirmek için. Üç, sağlık açısından nüfusuna bakılmıştır. Bunlar açısından arkadaşlar ilk nüfus sayımı 2. Mahmut zamanında 1820'li yıllarda arkadaşlar ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Avrupa'da 1700'lü yıllarda İsveç'te yapılmıştır arkadaşlar ilk nüfus sayımı. Dedik. Bunlar tabii o zamanki teknolojiye bağlı olarak kayıtlara geçmediği için ilk resmi nüfus sayımımız 1927 yılında, yani Cumhuriyet'in ilanından sonra 1927 yılında ilk resmi nüfus sayımı yapılmıştır Türkiye Cumhuriyeti'nde arkadaşlar. Şimdi nüfus sayımı yapılırken iki yöntem kullanıyoruz. Bir tanesi de facto, bir tanesi de jure. De facto dediğimiz arkadaşlar insan, yani nüfus o gün neredeyse, mesela ben bugün Ankara'dan çıktım, İzmir'e gittim ama o gün de orada nüfus sayımı yapılacak. Ben İzmir'deyken İzmir ve çevresinde ya da biz Ankara'dayken Ankara ve çevresinde bulunan insanlara göre, yani o anda nerede bulunuyorsak oraya göre yapılan nüfus sayımıdır. Nerede bulunuyorsak oraya göre yapılan nüfus sayımına de facto deniyor arkadaşlar. De jure ise insanların gerçek ikamet ettikleri yere göre yapılan nüfus sayımıdır. Bunlar da yine istatistiklerde kullanılan, nüfus sayımında kullanılan yöntemlerdendir. Bizim ülkemizde nüfus sayımlarını kim yapıyor arkadaşlar? TÜİK yapmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu yapmaktadır. 1930'lu 50'li yıllardan sonra ne yapmıştır arkadaşlar? Nüfus sayımları 2000'li yıllardan sonra, daha doğrusu ne yapılmıştır arkadaşlar? Sistem, yani internet sistemi, bilgisayar sistemine göre, internet sistemine göre kayıtlar yapılmaktadır. Yani siz gidip bir nüfus kayıt sistemine, yani nüfus bürosuna gidip oradan ne yapıyorsunuz? İkametinizi koyarak oradan nüfus patlamaları ya da azalmaları görünüyor. Ama eskiden şöyleydi arkadaşlar. Kapı kapı memurlar dolaşırdı. O gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirdi. Her bir evde kaç kişi yaşıyor? İşte aile kaç kişilik bir aile? Ne iş yapıyor? Kaç okuyan var? Sağlık durumları nasıl? Bunlar ölçülüyordu eskiden arkadaşlar. Ama günümüzde 90'lı yıllardan sonra Türkiye İstatistik Kurumu'yla ne yapılıyor arkadaşlar? Nüfus kayıt sistemine göre arkadaşlar. ADNSK diyoruz biz buna. Nüfus kayıt sistemine göre arkadaşlar ne yapılıyor? Nüfus kayıtları yapılıyor. Dedik, burada kalalım mı arkadaşlar? Haftaya yine nüfusun dağılışını, etkileyen faktörleri, nüfusun dağılımını ve grafikleri, nüfus grafiklerimizi, piramitlerimizi işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.